Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdinin Gücü kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Gürkanat. Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Bugün size refah serisi yasalarından ikincisini yani dolaşım yasası konusunu anlatacağım. Bu konu hakkındaki tüm sorularınızı YouTube'da yorum bölümünden sorabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bilinçaltı karanlık odanız zenginliğinizin de üretildiği yerdir. İşin anahtarı, hayatınızda bolluk ve bereket görmeden önce bilinçaltınızı zenginleştirmektir. Refah sürekli olarak dönen bir dünya gibi düşünün. Asla yerinde durmaz. Daima dönmesine devam eder. Geceler gündüzleri, gündüzlerde geceleri takip eder durur. Bir anlığına dünyanın dönmesinin durduğunu hayal edin. Böyle bir şey olsaydı hayat dururdu. Refahı yöneten dolaşım yasası da aynı şekilde davranır. Bolluk ve bereket sürekli hareket halindedir ve dolaşır durur. Yapmanız gereken tek şey size ait olanı uzanıp almaktır. Bunun için öncelikle dünyada yeteri kadar bolluk olduğuna inanmalısınız. Bolluğun olmadığını düşünürseniz bu sizi cimri olmaya ve refahı yaşama konusunda yanlış adımlar atmaya itecektir. Bolluk fazlasıyla herkese yetecek kadar vardır. Ve siz onu alsanız da almasanız da var olmaya devam edecektir. Kıtlık olduğunu düşünüp pintice biriktirmeye çalışmak sizi yokluğa götürür. Maddeyi dolaşıma soktuğunuzda enerji bloğunu kırar, bolluk ve bereketin özgürce hayatınıza akmasını sağlarsınız. Hayatınızda hiçbir şeye tam olarak sahip olmaya çalışmayın. Elinizde tuttuğunuz mal, mülk ve eşyaların size hizmet etmesinin tadını çıkarın. Bu arabalarınız hatta eviniz için de geçerlidir. Hepimiz çeşitli döngülerden geçeriz. Bekar iken ihtiyacınız olan tek göz bir ev, 3 çocuğunuz olduğunda size yeterli gelmeyecektir. Zira çocuklarınız büyüyüp evden ayrıldıklarında ise daha sıcak ve küçük bir ev işinizi görecektir. Sahip olduğunuz şeyleri onlara sahip olduğunuz müddetçe korur ve kullanmaya devam edersiniz. Size hizmet etmeye başladıkları gibi günün birinde onları başkalarına hizmet etmeleri için de bırakmayı öğrenmelisiniz. Yeni bir araba almak istediğinizde şu an kullanmakta olduğunuz arabanızı satabilirsiniz. Böylece arabanın hem yeni sahipleri hem de sizin için yararlı bir dolaşım başlamış olur. Siz yeni bir arabaya sahip olurken onlar da yeni bir modele göre daha düşük bir ücret ödeyerek onlar için yeni olan bir araba almış olurlar. Dolaşım yasası, refahın basamaklarından birinci yasa olan vakum yasası ile çok uyumludur. Siz vakum yasasını uygularken, yani eski ayakkabılarınız ile kıyafetlerinizi hibe edip bir vakum oluşturmak isterken, aynı zamanda ikinci yasayı da uyguluyor olursunuz. Paranın dolaşımı, refahla ilgili çok güçlü sonuçlar meydana getirir. Farz edin ki kötü bir finansal durum içindesiniz. Cüzdanınızda sadece 100 lira ve buna karşılık da ödemeniz gereken 1500 lira borcunuz var. O 100 lirayı tutup 1400 liranın gelmesini beklemek yerine dolaşım yasasını uygulamaya koymalısınız. Biliyorsunuz ki cimrice biriktirmek sadece yokluğa sebep olur. Bu nedenle sahip olduğunuz şeyleri zamanı geldiğinde dolaşıma çıkararak enerji bloğunu kırmalısınız. Diyelim ki bir derneğe 10 lira hibe ettiniz. Sonra 20 lira telefon faturasını, 15 lira elektrik faturasını ve 25 lira kredi kartı borcunuzu ödediniz. Parayı dolaşıma soktuğunuz için size daha fazlasını çeken bir enerji yaratmış olursunuz. Bunları yapmak yerine 100 liraya tutunduğunuzda bir yokluk bilinci ve enerjisi oluşturursunuz. Çünkü elinizdeki son 100 liraya odaklanmış ve dikkatinizi orada toplamış olursunuz. Parayı dolaşıma soktuğunuzda ise aklınıza ve evrene daha fazlasının yolda olduğu mesajını gönderirsiniz. Dolaşım için zaman zaman para bağışlayın. Yardım kuruluşlarına, ihtiyacı olanlara ve iyiliğe vesile olacak şeylere para verin. Bu para size 10 katıyla geri dönecektir. Bu evrensel bir kuraldır. Paraya ve hayatınızdaki diğer iyi şeylere şükredin. Çünkü ne kadar şükür içinde olursanız, doğası aynı olan şeyler hayatınıza hızla akmaya başlar. Aynı şeyi sevgi içinde yapabileceğinizi söylememe gerek var mı? Yürekten olacak şekilde sevginizi de dolaşıma sokun ve çok daha fazlasını hayatınıza çekin.
Hayatınızda olan ve artık kullanmadığınız her şeyi hediye edin ve daha iyisine sahip olmaya hazır olun. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda dolaşım yasası konusu anlatılmıştır. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer memnun kaldıysanız, ücretsiz eğitimlerimize destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Devam eden eğitimlerimizden haberdar olmak için de Şimdinin Gücü kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkes şimdi faydalanabilsin diye ücretsiz ve sunuşları kanıtlanmış yeni alfa frekans ürünlerimizi iyi günlerde ve güvenle kullanmanız dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.